Bir izleyicimiz demiş ki bir doyuramadık o beşlileri. Ağlanacak halimize sayenizde güldüm. Bundan dolayı da gerçek ne? Gerçek şu ki bundan dolayı da huzursuz olmamak lazım. Neden? Çünkü gülmek bir dostluğu başlatmak için iyi bir yoldur. Ama bitirmek için en iyi yoldur. Şimdi bir başka izleyicimiz de demiş ki bizim para birimimiz mi değişti de bizim haberimiz yok. Neden 15 euro diye konuşuluyor? 165 Türk lirası denilince rakam çok fazla mı görünüyor? Tabii orada kafalar karıştı. Yani dün baksanız başka bir rakamdı. Bugün başka hesaplar çıkıyor. Bir gün içinde köprünün fiyatı artıyor falan. O yüzden de farklı farklı değerlendirmeler geliyor. Şimdi gerçeklere bakmaya devam edelim. Birleşik Kamu İş Sendikası. Sendikalar da enflasyona bakıyorlar. Başka başka kurumlar bakıyorlar. Resmi enflasyonla kıyaslıyorlar. Fakat sendikaların veya başka bir takım kurumların resmi enflasyona karşı koydukları, kıyasladıkları gerçekler çok acı. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar felaket. Pahalanmış. Ne zamandan bu yana pahalanmış? Valla bir 5-6 gün oldu geldim. Bunlar daha fazla. Enflasyon yükseldi, eldeki gelir aynı seviyede kaldı. Yani bizim elimize geçen parayla piyasa fiyatlarına bizim yetişmemiz mümkün değil. Çarşıda pazarda fiyat artıyor ama o artıştan daha fazlası cepte hissediliyor. Çünkü bir yılda artan fiyatlar kadar zam maaşlara yansımadı ve alım gücü düştü. TÜİK enflasyon %19 dese de sokağında sendikanın da enflasyonu farklı. Birleşik Kamu İş en çok tüketilen 76 gıda maddesini baz aldı. Yıllık enflasyon %37,6 çıktı. Son zamanlarda biraz kısmaya başladık. Neden? Her şey çok pahalı, yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Mevsiminde bile meyve ve sebzelerin tezgahtaki fiyatına bakınca 10 liranın altında ürün bulabilmek neredeyse mümkün değil. Bir yıl içerisinde gelen farkla beraber sadece 9 ayda bile mutfağa giren masrafın bedeli 482 lira daha arttı. Üstelik bu artışın içerisinde kira ve ısınma gibi fatura gibi giderler yok. İndirim için baktım geldim yani buraya, indirime bakacağım. Varsa alacağım, yoksa almadan geri gideceğim. Eliniz boş kaldı yani. O kadar. Sene başında asgari ücret 500 lira artmıştı. Yani sadece gıdadaki artış o zammı aldı götürdü. Eşim emekli yani. Ne kadar arttı emekli maaşı? 100 bilmem ne kadar, o kadar yani. Ama gider daha çok tabii ki. Yetişmiyor yavrum. Gerçekten yetmiyor. Hayat o kadar pahalı ki. Sağlıklı bir beslenmeye sahip olmak için gerekli olan süt, peynir, yoğurt gibi temel ürünler için 4 kişilik bir aile son bir yılda geçen yıla kıyasla 198 lira daha fazla ödemek zorunda. Üstelik aynı miktarda ürünü almalarına rağmen ekmek, un, makarna gibi dar gelirlinin sofrasından hiç eksik olmayan ürünler bile son bir yılda 116 lira daha fazla ödemek zorundalar. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 3628 lira. Yoksulluk sınırı ise 12.469. Ortalama gelirinde, asgari ücretinde, emekli maaşının da yakınından bile geçmiyor rakamlar. Sizin maaşınız ne kadar artmış oldu bu sene? Yani 200 lira civarında artmış oldu benim maaşım. 200, yani bir yıllık sebze artışını bile karşılayamıyorsunuz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir yılda sebze fiyatları %69,2 arttı. Bakliyat %26, yağ %44,7 daha pahalı artık. Meyve fiyatları ise bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Süt, yumurta gibi ürünlerde ise yıllık artış %30'a ulaştı. 60 lira peynir tutuyor, 55 lira peynir tutuyor, zeytini var. Allah yardımcımız olsun.